Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte yeni bir simülasyon oyununda diyebilirim. Bir köy, bir kasaba, bir kale inşaat oyunu diyebilirim. Kameramın açısının bir şeyleri kapatıp kapatmadığını dahi bilmiyorum. Oyuna ilk defa sizlerle birlikte gireceğim. Yeni oyun diyeceğim. Standart barışçıl hayatta kal. Standart modunda yerleşim, düşman baskınları ve çevresel olaylarla karşılaşacak. Baskınlar sabit aralıklarla gerçekleşecek ve zorlukları ilerlemene bağlı olarak artacak demiş standartta. Barışçılığa düşman saldırıları olmaz. Yerleşimini inşa etmeye ve yerleşimcilerinin ilgilenmeye odaklanmak istiyorsan bu oyun modunu seç diyor. Hayatta kalma ise düşman baskınları modda daha sık oluyormuş diyor. Biz kolay moddan standart seçelim. Hem savaşalım. Yeni oyuncular için önerilir demiş. Sonraki diyelim. Güzel bir oyuna benziyor girişten bakalım. Başlangıç mevsimimiz ilkbahar. İlk defa oynayanlara önerilen senaryo demiş. Kaynaklar veriyor belli bir kaynak. Ekipmanlar veriyor. Yerleşimci kısıtlamaları diyor. 3 tane yerleşimci alabiliyoruz. Yaş menzilleri, kiloları filan. Bayağı detaylı. Yalnız kurt. Kışta başlıyoruz. Senaryo eklemeyelim ya. Yeni bir hayat diyelim. Sonraki diyelim. Şimdi senaryoyla uğraşamayacağım. Yerleşim yerimizi seçebiliyoruz herhalde büyük ihtimal. Harita türü vadi, bayır ve dağ var. Biz vadinin içinde olalım. Bolca bitki ve verimli şeyler varmış vadide. Vadiden yararlanalım. Varsayılan rastgele düzenle bayağı detaylı güzel bir oyun. Şimdi bunlar ne? Yerleşimcilerimizi gösteriyor büyük ihtimal. Herhangi birini seçeceğiz diye düşünüyorum. Bak bunların avantajları. Süratli, düşünceli, erkenci, sıcakkanlıymış. Demirci, marangozluk yetenekleri var. Bunda hüdük, tombul demiş. Bu işimize yaramaz. Obur, çetin, kuvvetli, içkici. Abi en iyisi Emeli. Biz Emili'den devam edelim. Ya üçünü de veriyor ya herhalde. Çözemedim. Yola çıkalım. Eğitici ipuçlarını göster diyelim. Çünkü oyun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Biraz oyun yüklenirken webcam donabilir. Haberiniz olsun. Harita bölümleri oluşturuluyor. Yeni bir hayat. 1351 yılında başlayacağız. İlkbaharda burayı okumak isteyenler okuyabilir. Buraya Felixstone Tom ismi veriliyormuş. İngiltere'de de bir Felix var ama bu mu bilmiyorum. Britanya adaları diyor. İngiltere'deyiz. 1353 yılındayız. Osmanlı Devleti'nin şahlanış yıllarından bir zamandayız bakalım. Nasıl bir oyun? Devam etmek için tıklayalım. İlk defa sizle girdik. İnşallah alnımızın hakkıyla çıkarız. Lütfen oyun ayına yeni zaman şansında olduğunu unutmayalım. Tamam. VASD ile ileri sağ sol yapabiliyoruz. Ok yönlerini kullanarak hareket ettirebiliyoruz. Güzel. Q ve E ile çevirebiliyoruz. Tamam, aynı Cities Skylines mantığı. Yeryüzü katmanları diyor. Abi oyun akacak yani büyük ihtimal. Çözeriz ya bunu oynadıkça. Oyunu hızlandırabiliyormuşuz. Bu da güzel bir detay. Tamam kardeşim. Bu eğitimi bir şey alalım. Şimdi böyle gidip gelebiliyoruz. Böyle yapabiliyoruz. Bununla elemanları seçiyoruz herhalde. Tamam. Şimdi bizim ilk bir görev falan yok mu ya? Kaynakları depolayacak bir yer yok demiş. Depolama alanı inşa etmemizi istiyor. Şöyle depomuzu kaynakların yakınına hatta köyün meydanına bir yere kurabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi köylülerimiz burayı inşa ediyor. Yavaş yavaş 5 tane yığın çubuk getirdiler. Şimdi ben bunlara görev verebileceğim mi acaba kişilere? Sen mesela deyip kamera geliyor oraya da. Çok kötü oldu. Üretim var, temel var. Sen mesela bunu kesebilir misin? Nasıl göndeririz buna? Ha, tamam. Tamam, basitmiş. Burada detaylarını görüyoruz. Keşke menüler hareket ettirilebilir olsaydı. Şu anda hiçbir şeyini göremiyorum. Kamera denk geliyor oraya.
Olsaydı güzel olurdu. Biz bunlar büyük ihtimal geliştireceğiz. İnsanlarımızın özelliklerini gittikçe geliştirebileceğiz diye düşünüyorum. Canı falan da gözüküyor. Tamam abi. Bir dahaki kamerayı bu konuma veririz. Konum iyi olur. İlk bölümden böyle şeyler olabilir. Topla emri var burada. Kaz emri var. Avla var. İzin ver var. Oralara erişemiyorum şu anda. Biraz hızlandıralım ya oyunu. Biraz inşa olaylarına. Yerleşimciler boşta duruyor demiş. Yuluya mı boşta duruyor? Aynen, Yuluya boşta duruyor. Sen de mantar toplayabilirsin. Dur, pardon. Seni bir seçelim. Toplanmasına öncelik ver diyelim ya. Biraz toplasın mantar mesela. Başka kim boşta duruyor? Aktris. Gel kardeşim sen de. Burası ne? Olmaz. Bu ne? Toplanmasına öncelik ver diyelim. Her işçilerimiz bir işe vermiş olduk bu şekilde. Yeterince yatak yok diyor. Saman uyuma alanı var. Büyük ihtimal bunu yapacağız. Yataklarını da şöyle deponun önüne doğru koyalım. 3 tane yatak. Mutlulukları var, güzel. Yerleşimciler boşta duruyor. Yeterince yatak yok. Yiyecek rezervi düşük verdi. İnşaatlar mesela bu şekilde bir inşaat yapabiliyormuşuz. Güzel. F1 menüsünden çeliğe mobilya panelinde F3 ile F1'de inşaat için kullanacakmışız. Eğitim yasakla ve izin ver. Ha. Yasaklama diye bir mod varmış. Tamam, depolama alanını da yaptık. Emirler. Tamam, emir vermeyi de çözdüm ben. Şimdi yeterince yatak yok diyor. Onu da inşa ediyoruz zaten. Asıl bizim sıkıntımız şu anda bir evimiz yok. Bir de yiyeceğimiz fazla yokmuş. Mantar topluyoruz gerçi şu anda da. Mesela 100. Bu niye hep mutsuz oluyor ya? Neden şikayetçi ya bu? Çözemedik. Onu çözeceğiz. Büyük ihtimal yiyecekten sıkıntısı var bunun. Şu anda depo bilgilerini de görüyorum. Kamerayı çok kötü pozisyona yerleştirmişim ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Biraz hızlandıralım. Şu yataklar falan bir inşa olsaydı her birine bir şey toplamaya gönderecektim. Bu arada map'imizi şöyle bir kontrol edelim. Evet, bir vadideyiz. Otlar toplanıyor. Büyük ihtimal otlar inşaat için kullanılacak otlar diye düşünüyorum. Avlanma filan da var. Bakalım işimiz ne olacak. Üretim. Et kesme masası. Kamp ateşi. Işık filan yayıyor. Güzel. Temel ihtiyaçlarımız burada. Mobilyada güzel tabure falan yapabiliyoruz, oturaklar. Boş vakitlerde tavla masası, yani eğlenmeleri için büyük ihtimal. Odun yığını, çit, isimsiz mezarlar. Savaşta da ahşap mazgallı siper varmış. Bölge varsayılan depo. Depo için bölge oluşturuyoruz. Okey, anladık. Bir yatağı inşa edemediniz yani 3 kişi. Şu an şaşırıyorum size. Sen mesela kardeş, sen buradan bir mantarları bir topla yani. Ben yani sizi boşa mı görevlendirdim? Sen de git şu ağacı kes. Sen şuraları bir yap. Bu niye çalışmak istemiyor? Kaynak teslim edilemiyor. Neden acaba? Yeterince yatak yok. Yerleşimciler boşta duruyor. Abi ben topla diyorum. Burayı komple topla ya. Canım benim. Toplanmaya öncelik ver. Sen bir şuraları bir topla. Büyük ihtimal odunumuz kalmadığı için. Ha. Yasak diyor. Neden yasak acaba bunlar?
Bunlara izin verelim ya. Bunlar niye toplanmıyor? Bunlara izin verelim. Bunlar önemli. Bunlardan alamadıkları için büyük ihtimal hiçbir şey yapamadılar. Yavaş yavaş çözüyoruz oyunu. Sıkıntı yok. Bunlara el süremedikleri için büyük ihtimalle bana sıkıntı çıkartıyorlar. Mesela bir bölgedeki sadece emrettiğim yeri yapmak yerine komple bölgedeki her şeyi toplama olayı yok mu? Bak buralarda da mesela yasak diyor. Bunları bir toplasınlar. Yani buralarda yasak yok. Neden yasak var? Onu da çözmüş değilim. Şimdi güzel bir konumdayız. Arkamızda herhangi bir şeyler yok. Bak burada bir hayvan var mesela. Bunu avlayabiliriz ileriki zamanlarda. Bu taraftan bir kale örebiliriz. Güzel bu tarafa da yerleşim yaparız. Buradan da bir kale yapıp zaten burası yokuşluk bir alan. Buradan geleceklerini düşünmüyorum. Ya bu oradan gelebilirler ya da şu ağızdan giriş yapabilirler. Buraya bir kale yaparız. Güzel bir mekanımız var çünkü. Yataklar oldu. Şu anda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Depolama alanına malzemelerimiz taşınıyor. Gayet güzel. Şurayı komple işaretleyip yasağını kaldırabiliyormuşum. Şu anda çözdüm. Bunları bir depoya taşıyalım gençler. Hızlı bir şekilde. Buradakilerin de yasağını kaldıralım. Şu anda yiyecek stoklarımız bize ilk başta oyunun verdiği malzemelerle devam edecek. İlerleyen zamanlarda biz halledeceğiz. Bu sürekli bir mutsuzluk var ama. Mesela malzemelerimi burada görebiliyorum. 25 adet lahanam varmış. Paketlenmiş yiyeceklerim. Mantarı biz topladık zaten 3 tane. Mesela sen kardeşim. Sen bir dakika sen buraya gelip işte buranın komple seçilmesini nasıl işaretleyeceğiz? O problem. Şurayı bir topla ya mantarları güzel bir şekilde. Öğün hazırlığı eksik. Kamp ateşi. Temel araştırma masası. Kamp ateşi istiyorlar. Hallederiz güzel bir şekilde. Şuraya bir kamp ateşi oturtturalım. Bunu bir inşa etsinler. Yavaş yavaş kuruluyoruz. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. İlkbaharın şu anda ikinci gününde 1353 yılındayız. Dışarısı şu an 13 dereceymiş. Yerleşimciler boşta duruyor. Boşta durmak yok. Mesela kim duruyor boşta? Julia, Julia mı ne ismi? Bunların isimlerini değiştirebiliyor muyuz acaba? Sen mesela sen de gidip bir mantar toplama işine girebilirsin. Bak mantarı topluyor, getiriyor güzel. Sonra yeniden gidip toplamıyor ya. O kötü. Mesela gel. Sürekli ben bunlara emir mi vermek zorundayım? Sen de mesela ağaç kesebilirsin. Ya bunun bir kısa yolu vardır büyük ihtimalle de çözmek gerekiyor. Mesela bunlara bir görev falan atanıyordur yani. Atanması gerekiyor. Mesela avla. Bunu bir avla. Avlayabileceğim mi bakalım. Tamam o oraya gidiyor. Sen ağaç kesmeye devam et. Sen sadece buradan ot kesmeye başla. Evet. Kaçtı. Bir yumrukla mı savaşıyorsun kardeşim? Sizin ekipmanınız yok mu ya? Sen onu avlayana kadar devam et. İnşallah ölmezsin. Ya da sen gitme ya. Şu anlık malzememiz var. Sen de bir ot topla ya. Sen ot top. Bunlar ot değil mi ya? Allah Allah. Görev ver. Burası. Görev veriyoruz. Ama kabul etmiyor.
Onu bulacağım. Onu bulacağım, sıkıntı yok. Ama çabuk bulmamız lazım. Şu menü bu tarafa doğru gelseydi çok güzel olacaktı ya. Emily, ne yapıyorsun kardeşim sen? Biraz git ağaç kes. Şimdi şeye başlayacağız biz. Sen de ağaç kesimine git. Sen de ağaç kesimine git. Çünkü inşaatı başlatacağım. Kale çekmeye başlayacağım. Hatta yavaştan ahşap duvarları... Ha, bu tarafa niye yapamıyoruz? O tarafa yapamıyoruz. Belli bir alana mı yapabiliyoruz acaba? Ya da odunumuz mu yok? İlginç. Demek ki oyun bu taraftan da onların gelmesini istiyor. Bura olmaz. Biraz geniş tutmaya çalışacağım. Şuraya mesela inşaatı başlatalım. Hepiniz gitmeyin inşaata. Biraz da ağaç kesilmesi gerekecek yani. Evet. Şu anda inşamız başladı. Güzel bir şekilde duvarlarımız inşa ediliyor. Avcılar için menzil silahı yok. Araştırma tezgahı yok. Temel araştırma tezgahı inşa edelim. Bunun yönünü değiştirebiliyor muyuz? Şunu değiştirebiliyoruz. Ya, kamp ateşinin biraz yanına bir temel araştırma masası inşa ettik. De bizim bayağı bir oduna ihtiyacımız olacak yani. Güzel, orayı bitirdiler. Şimdi ahşap duvar. Bir ağaçtan da büyük ihtimal bayağı çıkıyor ya. Menzilli silah biz nereden elde edeceğiz acaba? Buralarda filan menzilli silahımız yok herhalde. Olsaydı. Ama ben toplattırmıştım ya. Kuşan diyebiliriz mesela. Birinde silah olsun işte ise. Duvarı biraz ileriye doğru mu götürsün? Gerçi burası bize yeter ya. Mesela buraya bize niye yaptırmıyor? O da çok ilginç bir konu. İşte ise bir saldırı geldiğinde bu saldırıyı engelleyelim. Artı savaş için çubuk kazıklar diyor mesela. Şuraya bir çubuk kazık. Birer tane mi koyabiliyormuşuz? Mesela buralara birer çubuk kazığı. Aa, sis bastırdı. Mesela ben kapı yapmak istiyorum. Kapıyı nasıl yapacağım? Büyük ihtimal şu yani kapıda diye düşünüyorum. Buraya bir tahtadan kapı yapalım. Girişimiz burası olsun. Güzel bir şekilde inşaatımız devam ediyor. İşçilerin birazdan kaynakları bitirecek diye düşünüyorum. Araştırma mevcut demiş. Araştırma panelinden yeni bina seçenekleri ve ürün türlerini aç diyor. Açarız, sıkıntı yok. Mimari diyor mesela. Tahta kirişin açabiliyoruz şu anda. İleriye doğru gidecek miyiz? Sonuna kadar araştıracağız. Yeni binalar, yeni ögeler ortaya çıkacak. Mesela bir tahta kapı yaptık. Gayet güzel oldu. Tahta kiriş diyor. Aslında bundan yapabilirdik ya. Mesela şuraya ileriki zamanlar için böyle bir şey yapıp üstüne de mesela ahşap zemin yapabiliyor muyuz? Buraya çıkıp mesela okla adamları öldürebilir diye düşünüyorum. Bizim tahtamız bitmedi herhalde ya. Buradaki ne? Ha, sadece şeymiş. Düşmanlarımız nerede acaba? Nereden gelecekler? Böyle rastgele büyük ihtimal spamlı olacaklar diye düşünüyorum. Ruh halleri varmış. Fazla emir verdiğimizde ruh halleri düşüyormuş. Mesela ruh halleri biraz kötüye gitmiş.
Biraz boşta durmaları gerekiyor demek ki. Temel masamız burada. Yakında ev falan da yapacağız diye düşünüyorum. Hala odun yığınlarımızda bayağı bir odun var. Avcılar için menzilli silah derken mesela uzun yay. Ha. Sen mesela bir uzun yay nişancı yeteneği gerekliymiş. Bizde hangisi nişancı yeteneğine sahip acaba? Obur, çetin, kuvvetli, işçici demiş. Mesela bu adamımız ne işe yarıyor? Tombul, hödük demiş. Bu süratli, düşünceli, erkenci, sıcakkanlı. Bence bu silahda bu kuşanabilir. Ha. Yetenek seviyesi çok düşük diyor. Demek ki bunlara yetenek seviyesi de yükseltme yapmamız gerekecek. Nişancılığa mesela şu anda veremiyoruz. İlerleyen zamanlarda verebiliriz diye düşünüyorum. Biz mesela insanları nasıl getireceğiz buraya? O da bir problem olabilir bizim için. Allah! Abi o ona basınca kırdı ya. Nerede lan bu oyun ya? Aa o ters oldu. Çok yanlış yaptım. Neyse. Bir şey olmaz. Olur böyle vakalar. Biraz ağaç kesin gençler. Sen de kes. Sen de git kes. Biraz ağaca ihtiyacımız var gibi duruyor bana göre. Güzel, buranın üstüne çıkıp yarın bir gün nişancımız olduğunda savaşabilir diye düşünüyorum. Ahşap duvarları devam ettirelim. Bunlar ev için olan ahşap duvarlar değildir umarım. Yoksa çok büyük bir hengamiye gelmiş olacağız. Hatta bunları yükseltebiliyor muyuz? Yükseltebiliyoruz. Güzel. Mesela bunları yükseltsinler. Buraya kadar olanı. Aslında ilk yanına çekelim etrafına. Ondan sonra yükseltmemiz daha mantıklı olabilir. İnşallah arada boşluk kalmamıştır. İleride büyük ihtimal bu zırhlar yani kaleler için güzel bir şeyler çıkacaktır ama biz biraz acele ettik gibime geliyor hafiften. Biraz oyunu hızlandıralım ya. Şimdi işçilerimiz kalkan filan diyor ya. Bir kalkan filan vermemiz gerekiyor aslında bunlara. Sen bunu kuşan. Sonra bir düşman saldırısı olacak şimdi kalacağız yani. Bunu da bir kuşan. Sen bu ne? Kısa yay iyi demiş. Kısa yayları alamıyoruz ya. Uzun yay. Sen de bunu bir kuşan. Sana silah yok. Madem zırhın olsun. Elinle falan vurabilirsin diye düşünüyorum. Bu arada yiyecek stoğumuz da büyük ihtimal azalışa geçecektir. 21 tane mantarımız varmış. Çok güzel. Kamp ateşimiz ne işe yarıyor şu anda? Hiçbir şey yaramıyor. Ha uyuyorlar. Güzel. Saldırı mı var ya? Saldırı sesi gibi bir şey geldi ama umarım saldırı yoktur. Etrafta daha bir sürü toplanacak eşya var bu arada. Kemik yığınları falan var. Bunlar ne işe yarıyor? İnşaat malzemesiymiş, ham maddeymiş. Güzel. En azından bir bölümünden gelecek çatışmalara karşı korunaklıyız diye düşünüyorum inşallah. Avcıların menzilli silahı yok ama menzil için yetenek yok yani. Boyuna uyarı çıkıyor ama boşta duruyor. Boş vakit aktiviteleri demiş. Kardeşlik muhabiri yapalım bir tane. Şöyle girişe böyle ihtişamlı dursun.
burada birbirlerinden güç alsınlar. Bayağı boş harcıyorum ahşapları şu anda ama yapacak bir şey yok. Sen odun kes. Bir arkadaş bayağı uyuyor ya. Diğerleri çalışmaya başladı, hala bunlar uyuyor. Kalktı. İş olunca kalktı. Evet gençler, bu bölümü isterseniz burada sonlandıralım. Programlar varmış bak mesela. Çalışma programı. Mesela saat pardon, çalışma saat 7'de çalışmaya başlasınlar, saat 19'a kadar uyku burası, saat 5'e kadar uyku burası, boş vakitte de 20 ile 6 arasında olsun. Hepsini aynı şekilde yapalım. Uyku, uyku, uykuya biraz fazla mı verdik? Bana böyle geliyor. Boş vakit değerlendirsinler, 7'den akşam saat 21'e kadar değil de da boş vakit olsun. Bu adam da sürekli çalışsın ya. Şurada da boş vakit olsun. Bölge demiş. Bölge buradayız biz. Düşman yerleşimlerini buradan görebiliyormuşuz. Onu da öğrendik. Araştırmada herhangi bir araştırmamız şu anda mevcut değil. İşler diyor. Bak buradan verebiliyoruz bir şeyler. Mesela bu arkadaşı, elinde silah olana inşaatı düşürelim. Avlanmaya verelim. Hatta inşaat 2 yapalım. Sen mesela toparlamaya git. Sen yara sarma değil, zanaatkar ol biraz. Buradan elemanlara ha, 5 yapabiliyor muyuz hepsini? Daha fazla artmıyor zaten. Çözeceğiz. Yerleşimciler boşta duruyor. Durdurmayız, sıkıntı yok. Ağaç kes. Ağaç kes. Sen mesela fazladan mı uyuyorsun ya? Sen de uzun otları al. Evet gençler, bu bölümün burada sonuna gelelim. Going Medieval'ın bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.